Herkese selam, videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere yazın okumanız için iki tane kitap önereceğim. O zaman hiç uzatmadan kitaplara geçelim. İlk kitabımız Emre Gül'den Bal. Aslında bu bir seri. Bu ikinci kitap. İlk kitabı Nar. Ben Nar'ı geçen yıl okudum. Bu yılda Bal'ı okumak istedim. Sizin hiç okumadığınız varsa hep direkt Nar'ın nasıl olduğunu söyleyeyim. İki gencin birlikte bir proje için bir otelde kalıp orada gelişen olaylarla alakalı. Bal da aynı şekilde bu olaylar sonrasında gelişen durumlarla alakalı bir kitap. Sırasıyla Nar Bal Kar olarak gidiyor. Yazın çok güzel giden tatlı bir roman. İkinci kitabımız ise Karantina. Bu birinci kitabı ama ben üçüncü kitabını da bitirdim. Karantina benim okuduğum en iyi genç kurgulardan biri. Yazarı Beyza Alkoç bu arada. Kısaca bahsetmek gerekirse Zeynep adlı bir kızın okul değiştirip okulda bir cinayeti görmesi ve sonrasında da bu olaylarla birlikte gelişen arkadaşlık, dostluk tarzında bir kitap. Evet arkadaşlar, benim önereceğim kitaplar bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün benim çok keyifli okuduğum ve sizin de keyifli okuyacağınıza inandığım iki tane romandan bahsetmek istiyorum. Birinci romanımız İngiliz yazar George Orwell tarafından kaleme alınan Hayvan Çiftliği romanı. Bu romanı sevmemin nedenlerinden birisi şu: hakkında tam bilgi sahibi olmadığımız bir şeye tamamen körü körüne bağlı olmamalıyız. Şimdi bu kitabın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Bay Jones adındaki birinin çiftliği var. Bay Jones hayvanlarına çok kötü davranıyor. Hayvanlar da domuzlar önderliğinde ayaklanıp çiftliğin yönetimini ele geçiriyorlar. İkinci romanımıza geçiyorum. İkinci romanımız Paulo Coelho tarafından kaleme alınan Simyacı kitabı. Bu kitabı sevmemdeki nedenlerden birisi şu: eğer bir hedefimiz varsa o hedefe ulaşırken illaki engellerle karşılaşacağız. Ama eğer yılmadan ben bu hedefi geçerim diye kendimizi inandırırsak o hedefi geçeriz ve sonunda mutluluğa kavuşuruz. Şimdi biraz kitabın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Santiago adında bir çoban var. Bu çoban rüyasında sürekli olarak böyle Mısır piramitlerini ve bir hazinenin varlığından haberdar oluyor ve İspanya'dan Mısır piramitlerine doğru bir yolculuk yapmaya kalkışıyor. Bu yolculuk sırasında çok farklı insanlarla tanışıyor ve karşısına türlü türlü engeller çıkıyor. Ama Santiago hiçbir zaman yılmıyor ve engelleri aşmayı başarıyor. Evet arkadaşlar, ben bu romanları okurken çok güzel vakit geçirdim ve çok keyif aldım. Umarım siz de bu kitapları okursunuz ve çok keyif alırsınız. Selam herkese, benim adım İcler. Bugün sizlere yazın böyle romanımsa arasında bir şey okuyabileceğiniz bir kitap önereceğim. Umarım kitap hoşunuza gider, alır ve okursunuz. Önereceğim kitap İş Bankası'ndan çıkmış Modern Klasikler dizisinden Geç Bir Doktorun Anıları isimli kitap. İlk olarak biraz kitabın konusundan bahsedeyim. Rusya'da tıp fakültesinden yeni mezun olmuş olan bir baş karakterimiz var. Baş karakterimiz yemeklerin çoktan unutulmuş olduğu böyle değişik, çok bilinmeyen bir kasabaya gidiyor. Bu kasabada böyle doğumlar, cerrahi müdahaleler, kasabadaki insanların hastalıklarını iyileştirmeye çalıştığı mücadeleleri ele alan bir kitap. Bu kitap aslında böyle söyleyince çok bilimsel kalan bir kitap. Ama bir şekilde böyle ne bileyim, tıp okumak isteyenler için böyle bakış açınızı böyle U dönüşü şeklinde dönüştürebilecek bir kitap olduğuna inanıyorum. Kitabı okurken çok aralıksız bir şekilde okudum çünkü çok hızlı ilerliyordu ve çok hoşuma gitti. Böyle küçük detaylar araya giren falan, böyle tıbbi terimler falan, onları araştırmak. Eğer sizin de böyle şeyler ilginizi çekiyorsa okuyabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten Modern Klasikler dizisini de artık her yerden bulabilirsiniz. Tıp okumak isteyen birinin aslında tıpın dışarıdan göründüğü kadar, böyle dizilerden gördüğümüz kadar kolay olmadığını çok güzel bir şekilde bize lanse eden bir kitaptı. O yüzden çok beğendim. Hepinize tavsiye ederim. Okuyabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Tonguç Akademi olarak iki güzel kitap tavsiyesiyle daha karşınızdayız. Bir tanesi John Steinbeck Fareler ve İnsanlar kitabı. Kitap küçük bir toprak parçası satın alıp sorunsuz hayat yaşamanın hayalini kuran iki arkadaşın öyküsünü anlatıyor. Ana fikir olarak da dostluk ve dayanışma duygusunu aşılıyor bize. Zaten yüz temel eserden birisi. Keyifle okuyacağınıza inanıyorum.